Şu anda şu görüntüler İran'da, e, sevinç gösterileri. Hı, bir bana ama, onu bir izah etsenize ya. Ama ama bir şey söyle. Peki, Peki dur o zaman, bir, şey soru. Yani bir soru. Biraz şey yapayım. Yani Tahran'da toplanmış kuru. Tamam. şöyle bir soru o zaman. İran'ın İsrail'e bu füzeleri postelari. atması, İsrail'in bunu yapması her ikisi açısından bu bir caydırıcılık mı tahrik mi? Hocam. İpek, bu görüntüler tabii hı. İran'da, insanlar birçok insanda az önce söylediğin gibi tamam çok, şimdi ne bekliyorsun ha, diyenlerin bir, sevinç gösterisi çok tabii herhalde. şey söyleyeyim fakat bunu da üzülerek ifade edeyim. Hasan Nasrallah öldürüldüğünde de bir sağda solda tatlı dağıtan insanlar da gördük. Hı hı. Bunu şunun için söylüyorum yani Hasan Nasrallah veya e, Şiilerin Suriye'deki yaptıkları Suriye politikası asla kabul edilmez. O ayrı bir şey. Yani o hakikaten çok kötü şeyler oldu orada. Fakat öyle bir noktaya geldi ki ben ısrarla hep bunu söylüyorum. Biz buradan nasıl çıkacağız? Biz buradan nasıl çıkacağız? Yani biz derken niye Türkiye'yi de bunun içine koyuyorum? Şimdi İran füze attığında hangi hava sahasını kullandı? Ürdün. Ürdün Ürdün'den Ürdün... gelecek. E peki velev ki Türkiye üzerinden geldi. Velev ki birileri provokasyon burası üzerinden kurmak istedi. Velev ki. Rus uçağının düşürüldüğü gibi. Velev ki. Bunu niye ifade ediyorum? Yani bizim bu iç cepheyi çok diri tutmamız lazım. Gerçekten diri tutmamız e bir lazım. Bir de bunu ne ifade ediyorsun? Hı. Şunun için. İran iç savaşa gider. İran parçalanırsa Türkiye 60 dakika sonra aynı duruma düşer. Onun için izah ediyorsun Şimdi bunu. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Hemen söyleyeyim. Rahmetli Erbakan'a ben çok şey öğrendim. Gerçekten çok şey öğrendim. Bu Suriye'den sonra sıra Türkiye'ye gelir dediğinde insanlar hep şöyle algıladık biz meseleyi. Ya işte nasıl olacak falan. Ama artık ülkelerin bölünmesi, işgal edilmesi, artık onların şeyi de değişti, yöntemi de değişti. Yani mesela Suriye'de biz mesela herhalde biri bize 20 yıl önce Suriye'nin bu halde olacağını söyleseydi, ya ne diyorsun falan derdik değil mi? Ve Irak'ın bu halde olacağını söyleseydi ya sen ne diyorsun falan derdik. Ama oldular. Ve dikkat et, şimdi Libya'da bir devletsizlik var.